dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 29 Mart Salı. Merhaba. Rusya ve Ukrayna'dan gelen heyetler arasında ikinci tur müzakereleri İstanbul'da başladı. Arabulucu Erdoğan her iki tarafa da uzlaşma çağrısı yaptı. Ancak çözüm şansı oldukça zayıf. Bundan üç hafta önce yapılan görüşmeler çözümsüz sonuçlanmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle İstanbul'da bir araya gelen hükümet temsilcilerinin ateşkes koşulları üzerine görüştükleri açıklandı. Delegasyonları İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda karşılayan Erdoğan, iki tarafında haklı kaygıları olduğunu ve bu trajediyi sonuçlandırmaları gerektiğini söyledi. 10 Mart'ta Antalya'da gerçekleştirilen görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı ve uzmanlar bu sefer de herhangi bir sonucun çıkmayacağı konusunda hemfikir. İstanbul'daki görüşmeler çarşamba gününe kadar devam edecek. Güvenlik garantileriyle tarafsızlık konularının kendileri için önemli olduğunu açıklayan Ukrayna Başkanı Selenski, Ukrayna'nın nükleer silahlardan arındırılması ve tarafsızlık konularını ciddi biçimde düşündüğünü söyledi. Rusya uzun zamandır Ukrayna'nın NATO'ya üye edilmesine karşı çıkıyor ve tarafsız ülke olarak kalmasını istiyor. Serbski en başta NATO üyeliğine hayır deseydi ve neo-faşist Azov taburlarının Donbas'a 2014 yılından beri devam eden saldırılarını durdursaydı muhtemelen Rusya'nın askeri operasyonu gereksiz olacaktı. Görüldüğü kadarıyla savaş tüm hızıyla devam edecek ve asıl mağdur olanlar yoksul halklar olacak. Türkiye her ne kadar Rusya Başkanı Putin ile Ukrayna Başkanı Senenski'nin buluşması için çaba gösterse de, uzmanların görüşüne göre bu yakın zamanda pek mümkün değil. Erdoğan, kesinlikle bir barış meleği değil, diye yazan Alman Bild gazetesi, Erdoğan ne elde etmek istiyor diye sordu. Siyaset bilimci Oberreuth'a, Erdoğan kesinlikle bir barış meleği değil. Erdoğan'ın içeride ve dışarıda prestij kazanmaya ihtiyacı var. Tüm bu barış süreci sadece insani nedenlerle yapılmıyor dedi. Değerli izleyiciler özetlersek Ukrayna üstünden sürdürülen emperyalist paylaşım mücadelesi 5 haftayı doldurdu. Bu beş hafta boyunca gerek Batı emperyalizmi ve işbirlikçisi Ukrayna yönetimi gerekse Rusya emperyalizmi gerçeklerin üstünü örtmek ve gerçeğin kendi söyledikleri olduğunu kanıtlamak için kara propagandanın her imkanını kullandılar ve kullanıyorlar. Daha ilk haftasından itibaren kendisini ara bulucu ilan edenlerin girişimleri, taraflar arasında yüz yüze ve online görüşmeler, çok sayıda kısmi ateşkes kararları, sivillerin tahliyesi için koridor açma kararları alındığı haberleri eksik olmadı. Ama bu kararların hayata geçmediği, tersine açılan koridorların bir tuzağa dönüştürüldüğü görüldü. 1990'ların başında Sovyetler Birliği'nin tarih sahnesinden resmen çekilip Varşova Paktı'nın dağılmasıyla düşmansız kalan terörizme karşı mücadele gibi kimsenin inanmadığı bir düşman tanımı üstünden ayakta kalmaya çalışan NATO soğuk savaş döneminde bile başaramadıkları düzeyde bir birlik sağlamayı başardı. Yaklaşık 4 milyon Ukraynalı ülkesini terk etti. Bunların yarısı Polonya'ya gitti. 300 bini ise Almanya'ya, Bunlardan 3700'ü de Kasel'e geldi. Bundan başka 6,5 milyon insan da savaş nedeniyle ülke içinde evlerini terk ederek yer değiştirmek zorunda kaldı. Kimse ne olacağını bilmiyor. İstiyoruz ki kısa zamanda her şey bitsin. Evlerimize dönmek istiyoruz. Ülkemizi istiyoruz. Yardımlar için müteşekkirim. Ancak başkalarının yardımına bağımlı olmak çok zor dedi sadece önemli eşyalarını yanına alarak evini terk etmek zorunda kalan ve yardım kuruluşuna ihtiyaçlarını karşılamak için gelen genç kadın. Sefaletin boyutu çok yüksek ancak bağış yapanların sayısı da çok yüksek. Karitas'a ait bağış hesabında şu ana kadar 126 milyon euro birikti. Ukrayna'dan gelen mültecilerin sayısı Kasel şehir ve ilçelerinde her geçen gün artıyor. Düne kadar dün belediyeye kayıt yaptıranları saymazsak ana vatanlarındaki savaştan kaçan 1765 insan Kassel'de kayıt yaptırdı. Şimdiye kadar Kassel ve ilçelerinde kayıt yaptıran savaş mültecilerinin sayısı 3700'ü aştı. Bölge sözcüsü Harald Külbom şu anda Zenzelstein ve Bergshausen'da 464 insanın barındığını söyledi. Ukraynalı mültecilere şu anda yaklaşık olarak 700 özel daire tahsis edildi. Rochfeldindeki eski Hombach Garten Center'de mültecilerin yerleştirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Şehirde çok sayıda insan konaklama imkanı sunarken... Kurfürsten Galeri'deki eski Best Western Hoteli de mültecilere hizmet vermeye başladı. Belediyeden alınan bilgiye göre 500'e yakın yeri olan Kassel Fuar alanındaki konaklama tesisi de hafta ortasında hizmete açılacak. Mültecilerin yaklaşık üçte biri çocuk ve gençlerden oluşuyor. Bunlardan bazıları burada okula gidiyor veya gidecek. Ancak Hessen Eğitim Bakanı Alexander Lortz'un yerel okullara hızlı kabul sözü vermesinin ardından Ukrayna'da bazı çocukların iki kez kızamık aşısı olmamış olması nedeniyle sorun çıktı. Belediye Başkanı Gezelle, Kasel'deki okullara yalnızca tam aşı korumasına sahip çocukların ve gençlerin kabul edilmesine karar verdi. Şehir halihazırda burada okula giden Ukraynalı çocukların aşılarının kısa sürede tamamlanacağını açıkladı. İnsan Hakları Örgütü olarak tanınan Amnesty International yıllık raporunu yayınladı. Raporda Rus birliklerinin sivil kurumlara saldırmaları ve kaçış yollarını tehlikeli hale getirmeleri eleştirildi. Rusya'nın Mariupol gibi kentlerde Suriye ve Çeçenya'da uyguladığı taktikleri uyguladığını belirten Amnesty International, uluslararası hukuka aykırı biçimde sivillere karşı yasak silahların kullanıldığını iddia etti. Rapor aynı zamanda dünya çapında devletlerin ve silahlı grupların insan haklarına aykırı eylemlerini de ele alıyor. Birleşmiş Milletler çatısı altında olan ülke yönetimlerinin insan haklarına yönelik saldırılara ve eylemlere karşı son derece kayıtsız kaldığının vurgulandığı raporda örnek olarak Yemen ve Suriye ile Afrika'nın çeşitli ülkelerindeki olaylar gösterildi. Amnesty International dünya çapında 67 ülkede korona pandemisi gerekçe gösterilerek düşünce özgürlüğüyle toplanma ve birleşme hürriyetlerini kısıtlayan yasalar çıkartıldığını ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Kamboçya, Mısır, Pakistan ve Türkiye hükümetlerinin bu konuda son derece baskıcı uygulamaları yürürlüğe soktuklarını belirtti batılı ülkeleri de eleştiren Amnesty International batılı ülkelerin ilaç tekelleriyle çok sıkı işbirliği yaparak yoksul ülkelere korona aşılarının dağıtılmalarını engellediklerine dikkat çekti. Değerli dinleyiciler geldik korona durumuna. Gelecekte hangi önlemler uygulanmalı tartışmaları sürüyor. Koronaya yakalananların sayısı artıyor. Buna rağmen hafta sonunda korona önlemleri sona eriyor. Kısa bir düşüşün ardından Almanya'da korona hastalarının sayısı yeniden artıyor. Alman sağlık tarihleri bir gün içinde RKI'ye 237.352 yeni korona enfeksiyonu bildirdi. Robert Hohensü 7 günlük izidensi 1703 olarak açıkladı. Almanya genelinde 24 saat içinde 307 ölüm vakası daha kaydedildi. Buna rağmen Sağlık Bakanları konferansında birkaç eyaletin ülke çapındaki düzenlemeleri genişletmeye yönelik girişimi kabul görmedi. Sağlık Bakanı Karl Rautabach planlandığı gibi ülke çapındaki birçok koronavirüs kısıtlamasının yasal dayanağının önümüzdeki hafta sonu sona ereceğini açıkladı. Sağlık Bakanları konferansında Bavira, Kuzeren, Vesfalya, Baden, Württemberg, Hessen ve Saarland eyaletlerinin kısıtlamaların Mayıs'a kadar uzatılması yönündeki teklifi yapılan oylamada reddedildi. Eyaletler kısıtlamaya gerekçe olarak şu anda hayata geçirilen düzenlemelerin belirsiz ve yüksek enfeksiyon oranlarına sahip salgın durumunu önlemeye yetmeyeceğini gösterdi. Reddedilen taslakta yeni bir yasal düzenleme gelene kadar geçiş yönetmeliğinin en az 4 hafta uzatılması gerektiği de yer aldı. Sağlık Bakanı Alaotabah bunun yerine hotspot olarak adlandırılan enfeksiyonun çok yüksek olduğu yerlerde bölgesel kısıtlamaların uygulanması çağrısı yaptı. Alman hükümetinin aldığı karara göre geniş çaplı kısıtlamalar 2 Nisan'da sona erecek. Buna göre klinikler ve bakım evleri gibi tesislerde toplu taşıma araçları dışında maske kullanma zorunluluğu kalkacak. Testlerse sınırlı alanlarda uygulanacak. Ancak yasa eyaletlere enfeksiyonun yüksek olduğu ve hastanelerdeki yoğun bakımların dolu olduğu bölgelerde maske kullanımı ve başka kuralları uygulama yetkisi veriyor. Derneciler Almanya'da hava sıcaklığı hissedilir derecede düşecek. Bazı bölgelerde ise yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışlarla birlikte Sahara çölünden gelen toz bulutu etkili olacak. Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden ılık bahar havası yerini kış havasına bırakıyor. Yarından itibaren alçak bölgelerde yoğun yağmur beklenirken hava sıcaklığı ise eksi derecelere düşecek. 400 metrenin üzerinde bulunan bölgelerde ise kar yağışı etkili olacak. 1 Nisan'dan itibaren de kuzey bölgelerinden başlayarak tüm Almanya'da kış havası hakim olacak. Özellikle sabah saatlerinde buzlama tehlikesine karşı uyarıda bulunan yetkililer sürücülerin dikkatli olmasını ayrıca kış lastiklerinin değiştirilmemesini istedi. Sert hava koşulları yaklaşık 10 gün sonra tekrar mevsim normallerine dönecek. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasen hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.